Evet efendim, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Çok kıymetli, çok değerli hocamız, program konuğumuz. Efendim, Gebze Teknik Üniversitemizi tanıyacağız. Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan hocamızla birlikteyiz. Tabii üniversitemizi muhakkak biliyorsunuz. Türkiye'nin teknoloji üniversitelerinden bir tanesi. Çok farklı imkanlarıyla, kampüsüyle, gerçekten teknik altyapısıyla örnek üniversitelerimizden bir tanesi. Hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim, sağ kıymetli olun. Hocam, iyi ki geldiniz hocam, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, tabii biz üniversitenizi böyle tabii tercih tanıtım süreci de uzadı bir yandan. Böyle evet. işte puanların aşağıya indirilmesiyle ilgili bir durum da var. Yeni bir kitle herhalde bir göz kırpıyor gibi öyle bir şeyler var. Cumhurbaşkanımızın önüne konmuş bildiğim kadarıyla. Evet. Sizler tabii bu an, yani bunu nasıl biraz değerlendirirsiniz? Hem onları hem o fikirlerinizi alalım, bir yandan da yine üniversiteyi bir yandan da bu yeni kitleye de anlatalım inşallah hocam. Hayırlısı olsun. Öncelikle bu yeni durumun, ortamın herkese hayırlı olmasını dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Puanların istediği kadar düşsün, çıksın, o olsun, bu olsun. Değil mi hocam? Hiçbir şey değişmez. Sıralama işi bu iş. Aynen öyle, sıralama işi. Dolayısıyla burada önemli olan öğrencilerimizin isteği. Ne kadar istekliler? Meslekleri, hangi mesleği istiyorsa, hangi mesleği ne kadar istekliler? Bence önemli olan. Kararlılıkları değil mi? Kararlılıkları. Aynen. Ne olmak istedikleri. Efendim, düştü de, uzadı da. Ben bunların çok da hani çok büyük... kendi hayatlarında büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum ama evet. Şöyle bir şey, en azından uzamasının şu faydası olacaktır. Daha bir düşünme zamanı olacaktır. Hı hı. Öğrencilerimizin işte puanlarda düşmesi. Bir yandan da tabii o yangın bölgesinde gerçekten olan zaten sebep de o oldu biliyorsunuz. Şimdi onu da ifade edecektim. Tabii ki oradaki malum bazı afetlerden dolayı. Hı hı. Oradaki o gençlerimize herhalde biraz süre vermek. Çünkü çok zorlu bir durumdan. İnsanlar evlerini, barklarını kaybettiler gerçekten. Evet, ekonomik olarak zor durumdalar. Efendim, Allah yardımcılar olsun. Amin. Allah tüm milletimizin, ülkemizin yardımcısı olsun. Amin hocam. Gerçekten. Yani hep beraber inşallah bu problemin de üzerinden geleceğiz hep diye düşünüyorum. Geleceğiz. Eyvallah hocam. Dolayısıyla ben olumlu karşılıyorum. Elbette ki olması gereken. Çünkü mağdur olan... bir grup var. Kesinlikle. O grubun mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Evet. Yani hepimiz üzüldük, acıdık, canımız yandı ama ateşin düştüğü yer herhalde değil mi hocam? Çok biraz daha farklıydı. Çok muhakkak. Daha farklı. Evet. Tabii burada belki hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Böyle olaylara karşı belki daha tetikte, daha efendim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun çalışmasını zaten efendim şeylerimiz, büyüklerimiz bu konuda çalışmalarını yürütüyordur. Muhakkak onlar yönlendirecekler. Yani ilk defa tabii rutinin dışına çıkan bu kadar büyük bir şeyle karşılaştık. Yani dolayısıyla bütün hesapları alt üst eden bir tablo oldu bu. Tabii ki. Kıymetli hocam, şimdi tabii biraz şöyle üniversiteye kameraları döndürelim hocam inşallah. Evet. Üniversitemizi biraz böyle geçen gerçi bir haber de izledim hocam, çok da iftihar ettim yani. Bayraktar'la birlikte mesela bir projenizi anlatıyordu. Evet. Çok hoşumuza gitti orada, gerçekten çok güzel bir şeyler başarıyorsunuz bu insansız hava araçları üzerine sahalarda. Bütün arkadaşlarımız evet havacılık ve uzay zirvesinin ikincisini de yaptık, sağ olsun. Maşallah. Selçuk Bayraktar Bey de katılım gösterdiler, sadece Selçuk Bayraktar, Tuğan Başkanımız Serdar Bey, efendim Temel Kotül Bey. Maşallah. Yani bunu yapan aslında bizim, onu söyleyeyim öğrencilere, ben yapmadım. Kim yaptı? Bizim havacılık ve uzay kulübümüz yaptı. Ya bunu öğrencilerin... Bunlar öğrencilerin müthiş, çalışması. Müthiş, çok güzel yani, hocam. İnanın ki bir şey, ne derler, bir saniyelik dahi bir etki şeyim yoktu. Enerjinin yok diyorsun. Yoktu. Ben katılmadım. Eyvallah. Bütün işi öğrenci. Fiziken orada bulunma. Yoksa tabii mutlaka işin ruh vericisi olarak, arkasında duran olarak. Elbette ki. Elbette ki öğrencilerimiz, bunun en az altyapısının hazırlanmasında elbette ki. Bir rektörü hocam, böyle bir projede bir rektörün arkalarında hissedilmesi büyük bir güç. Tabii yani ki. Yani, verdiniz tabii yani. Olacak tabii. O önlerini açıyoruz. Mümkün olduğu kadar onlara imkanlarımızı sunuyoruz. Hı. Zaten bir rektörün görevi de budur. Diğer işleri zaten öğrencilerin yapması lazım. Onlar bu işi yaparak, çok severek de yapıyorlar ve çok da başarılı oldular. Yani düşünebiliyor musunuz? Açık konuşmak gerekirse Selçuk Bayraktar böyle herkes kolay kolay getiremez. Evet, eyvallah. Ama bu öğrenciler yapmış oldukları başarılı işle dikkat çekmişler ki
Selçuk Bey'in dikkatini de çekmişler ki sağ olsunlar. Şeref hele de verdi. Kendi alanında dünyada artık konuşulan birisi olarak evet. Değil mi hocam? Yani evet. Çok basit projelere gelmezdi muhtemelen. Yani. Evet. Yani burada ben öğrencilerime onu tavsiye ederim. Yani buradaki söylemek istediğim şey şu, varmak istediğim nokta şu. Üniversitemizdeki öğrenciler çok başarılı işlere imza atıyorlar. Maşallah. Ve bu bizi gururlandırıyor. Biz üniversite olarak da onların önlerini açıyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmaları gerekiyorsa, nasıl bir istekleri varsa onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten bir üniversitenin de, bir rektör hocanın da ancak görevi budur. Eyvah. Diğerinde, yani burada aslında bir yönetim vizyonu açısından yani mikro ya da makro değil mi hocam? Yani evet. Bir devlet de öyle. Mesela artık her şeyi devletten bekleyen bir ülke olmamak, işte her şeyi rektörden bekleyen bir öğrenci kitlesi olmamak. Hayır. Netice itibariyle siz dediğiniz gibi yani devlet kanun yapar, yol açar. Aynen öyle. Yürüyecek olanlar ve onun o kanunlar çerçevesinde orayı dolduracak, şekillendirecek olan millet. Tabii. Orada da öğrenci. Evet. Burada tabii her buradaki kulübümüzün çok değerli danışman hocası var. Tabii onlarla beraber onlara yol gösteriyor. Bizler de yardımcı oluruz. Maşallah. Şimdi dediğiniz gibi devletimiz sadece ve sadece yol göstericidir. Bizler bunu kullanacağız. Sağ olsunlar. Üniversitelerimize araştırma konusunda hakikaten TÜBİTAK aracılığıyla olsun efendim diğer finans kaynaklarıyla olsun önemli imkanlar sunmakta, araştırma imkanları sunmaktadırlar. Biz de üniversite olarak bu araştırma imkanlarından en fazla yararlanan üniversitelerden bir tanesiyiz. Araştırma üniversitemiz olma hesabıyla da. Dolayısıyla bizim görevimiz işte bu yoldan ne kadar çok araştırma yapabilirim, ne kadar çok proje yazabilirim. Benim görevim bunu yapmak, üniversite olarak bilgi üretmek. Hı. Benim görevim bu bilgiyi kullanabilmek. Bu benim görevim bu bilgiyi kullanarak ürünler çıkarabilmek, ticarileştirebilmek. Çok güzel hocam. Benim görevim bu. Bu açıdan da zaten üniversitenin teknokenti değil mi hocam? Teknokentidir. Laboratuvar altyapısı zaten hakikaten burada görüyoruz. Yani görülesi, hakikaten imrenilesi bir kampüsünüz ve çalışma alanları var. Öğrenci hem çalışarak yorulsun hem de onun bir parçası olarak dinlensin. Aynen olsun. Ve bizim ailemize katılmak isteyen, Gebze Teknik Üniversitesi ailesine katılmak isteyen öğrencilerimizin şöyle bir ruh hali olması lazım. Girişimcilik ruhu olması lazım. İnovatif değil mi diyor? Aynen. Modern ifadesiyle. Aynen inovatif diyorlar. Ben işte girişimcilik. Girişimci, Türkçe kalalım yani. Evet, yani dolayısıyla böyle düşünen öğrenci arkadaşlarımız varsa buyursunlar gelsinler. Biz onlara hem teknoloji transfer ofisi aracılığıyla, hem teknoparkımızla, hem kendi üniversitemizin yönetimiyle öğrencilerimize muhakkak dediğim şey şu, iyi bir mühendis olsunlar ve kendi işlerini kursunlar. Memur olmayı kesinlikle düşünmesinler. Ya, bu çok önemli hocam. Yani bu anlamda biraz böyle ticari ya bakabilmek. Yanlış anlamasın. Devlette falan çalışma demiyorum ama asla. Gerçekten. Ama o zihniyet hocam. Ticari zihniyet gelişmiş. Ben mesela gittiğim firmalara çok iyi şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Evet. Ama kendim iş kuramadım mesela. Efendim, niye bu? Çünkü ailenizde böyle bir gelenek yok. Evet. Efendim ben önemli. De böyle bir girişimcilikte bulundum. O yüzden arkadaş. Ama ben başarısız bir girişimciyim. Bunu herkese söylüyorum. Belki daha doğru kararlar almış olsaydım, şu anda çok belki yüz daha önemli efendim bir şeylere projelere imza atan şirketim olacaktı. Ben hakikaten bunu çok arzu ettim. Ama hocam bence yani şu anda bir rektör olarak gerçekten yani insan yetiştirmek ve insan imar etmek yani insandan tabii. Daha büyük bir eser herhalde yok. Tabii bu yani bu herhalde o açığı fazlasıyla kapattıran bir güzelliktir diye düşünüyorum yani. Yani ben hakikaten şuna inanıyorum. Bu nasip işidir. Allah nasip etmediyse ama Allah burada nasip etti. Demek ki bizim görevimiz orada değilmiş, buradaymış. Evet. Bunu icra ediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah onu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Bu da güzel bir şey, ne derler, hizmet olacaktır inşallah. Dolayısıyla ama her zaman benim kalbimde, gönlümde muhakkak girişimci olun. Öğrencilerim, bilginizi muhakkak kullanın. Bilginizi paraya çevirin. Bravo. Zaten bugün hocam değil mi? Yani artık o yükte hafif, pahada ağır mesele zaten buradan geçiyor herhalde. Kesinlikle. Ya evet. Bakınız mesela bizim şu anda biyomühendislikte ki hocalarımız çok güzel enzimler üretiyorlar. Hmm. Yani öyle enzimler var ki gramı $5,000.
Gramı 5000 lira. Ya hocam bir yandan da bana mesela şu, yani Allah bize bu enzimleri bedava vermiş değil mi hocam yani? Gramını 5000 dolara satıyorlar yani. Şimdi tabii Allah... İnsan vücudu biliyorsunuz, bilmiyorum yani, ben yani en son keşfedilen o kadardı galiba. Yaklaşık mesela beyin bu, bütün vücudu bu enzimlerle yönetiyor zaten ya hocam. Siz tabii, daha iyi biliyorsunuz estağfurullah, yani. Estağfurullah. Dolayısıyla o kadar önemli ki. Yani. Kesinlikle. Ben hep bunu söylüyorum. Yani bilgiyi şeye dönüştürün, bir paraya dönüştürün. Ama bunu yaparken... Bir Silikon Vadisi'ne kurumlarını... baktığınızda değil mi hocam? Milyar evet. dolarlık işler aynen yani. Öyle. Allah bize akıl vermiş. Aklı vermiş ki çok çalışalım diye. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bir Müslüman çok çalışkan olmalı, çok zengin olmalı. Efendim şey değildir. Yani ben Müslüman hani sadece ve tabii ki elbette ibadetlerimizi... Hocam o bir hırka bir hurma meselesi yani ben orada değilim yani. Ya biz de öyle değil. Peygamberimiz de bence orada değildir. Bence öyle değil. Çok yanlış bir öğreti tabii yani. Tabii ki. Çok yanlış. Çok yanlış. Bu bence birilerinin, misyonerlerin bize etkisi iyi olabilir. İyi yani kafamıza bu cümleyi hocam evet. yani. Tam tersine. Müslüman tabii. çok çalışkan olacak. Aynen Müslüman öyle. Çok zengin olacak. Müslüman her şeyin en iyisi olacak. Evet, evet. En iyisi olmak zorunda. Bunu hem ahlaki olarak gösterecek, hem dünyevi hayatında da gösterecek. Aynen öyle hocam. Yani başka bir şey demene o, gerek var. Mesela o hani Afrikalı'nın meşhur şeyi var ya hocam, yani artık bir replik haline gelmiş o meşhur motto gibi bir ifadesi. Yani geldiler diyor buraya, bizim gözlerimizi kapattırdılar dua edelim diye. Evet. Gözlerimizi açtığımızda elimizde İncil'leri vardı, onlarda da bizim topraklar vardı. Maalesef böyle. Maalesef. Bu artık buna kanmıyoruz değil mi? Buna kanmamamız lazım. O yüzden ben gençlerimize şunu söylüyorum. Şeylerinizi ne derler? Ulvi değerlerinizi kaybetmeden, ahlaki değerlerinizi kaybetmeden çok çalışarak ülkemiz için, milletimiz için lütfen üretin. Çok üretin, çok çalışın. Hocam mesela tabii üniversiteyi öğrenciler biliyor. Biz bunu 2-3 programdır da konuşuyoruz. İyi ki de varsınız ve iyi ki de geliyorsunuz. Bizi kırmadan hocam bizi şereflendiriyorsunuz. Estağfurullah, şeref. Bugün özellikle dünden beri konuştuğumuz bir konu vardı. Sizin söylediğiniz cümleyi belki bir hocamız olarak, bir eğitimci olarak buradan da açarak bir felsefe, bir vizyon vermesi bakımından. Yani sizin dediğiniz olmadığında bir taklitçilik başlıyor değil mi hocam? Aynen öyle. Ve mesela gençlerimiz Kore'ye kaçmak isterken değil mi o kızlarımız şimdi anneleri üzüldü sonra bulundular falan filan. Şimdi biz olmadığımızda ne oluyor gördük değil mi hocam? Aynen öyle. Kendimize görmemiz lazım. İnanın ki kendimizde o kadar çok değerlerimiz var ki kendimize dönelim. Sadece yapmamız tek bir şey var. Organize olalım, çalışalım, adil olalım. Bunu zaten bizim olmamız gereken, bir Müslümanın sahip olması gereken zaten şeyler. Ne derler? Değerler. Değil mi hocam yani? Bunu olmadıktan sonra... Mücehhez olmamız gereken... Budur yani. Ve kesinlikle ama kesinlikle maddiyatı düşünmeyecekler. Maddiyatı düşündükleri an hata yapar öğrenci. Bravo. O zaten arkadan gelecek değil mi hocam? O zaten gelecek, kendini bulacak yani. Yani... Çalışın güzel güzel ve bunu yaparken bir insan nerede çalışır yalnız? Sevdiği bir işte çalışır. Hı hı. O yüzden bütün öğrencilerime her defasında bunu söylüyorum. Lütfen bakmayın puanınızın kaç olduğuna. Önemli olan sevdiğiniz işi yapın. Önemli olan sevdiğiniz mesleğe girin. Boş verin efendim benim işte 600-500 bilmem ne kadar puanım var da ben de şuraya gireyim. Yok öyle bir şey. Yapmayın. Hata edersiniz. Aynen. Çok iyisiniz. Efendim, mesela... Fen Lisesi mezunu öğrencilerimiz hepsi tıbba gidiyorlar. Ya belki o adam çok iyi bir biyolog olacak, mikrobiyolog evet, olacak. Evet. Mesela o biyolojide o kadar çok çalışılması gereken şey var ki. Yani. Şimdi dediğim gibi yine ben şunu söylüyorum. İnsanlar hocam yani az önce ne güzel dediniz yani. O kadar çok şey var ki insanlar bir bakteriyi bir bilmem değişik bir şey bulmak için kutuplara neler yani ne yatırımlar yapıyor hocam yani. Kesinlikle şu anda işte çalışılan konular evet. bir aşı üretmeye çalışıyoruz değil mi? Evet. İşte bir virolog çıkıyor ya. Bunun için ne yapması lazım? Bir biyolog olması lazım. Ya. Biyolog bu konuda çalışacaktır. Evet, evet. Efendim, dediğim gibi enzimler, biyomühendis, biyolog, mühendis çalışacaktır. Kimya mühendisi çalışacaktır. Bunları bulmanız, bunları üretmeniz ne kadar güzel şeyler. Ya. Ve aslında hayatımızda o kadar çok güzel örnekler var ki bu örnekleri takip etmemiz lazım. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum öğrencilere, muhakkak sevdiğiniz iş, sevdiğiniz meslek ve ondan sonra eğer gerçekten inançlı gençlerimiz varsa onları
ben temel bilimlere davet ediyorum. Temel bilimler sadece ve sadece bilim şu anda en küçük en düşük puandan alıyorlar. Abi öyle değil. Çatı meslekleri yani değil mi hocam? Ya tabii ki. Çatı bölümler. Yani bir fizikçi olmak, bir kimyager olmak, tabii. bir biyolog olmak. Bu eğer gerçek... Yani o bugün binlerce detayın doğduğu yerden bahsediyoruz kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Ve biz bu koskoca okyanusta sadece bir damlacığı çalışıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bir koskoca okyanusta bir damlacık. O kadar çünkü Allah öyle güzel yaratmış mesela... ki onu bunu anlamak lazım. Tabii, tabii. Bu evreni anlamak lazım. Evreni anlamanın en güzel yolu da temel bilimlerdir. Yani o dediğiniz o damlanın o okyanusta ne ifade ettiğini anlamanın yolu çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Yani dolayısıyla bunun içinde temel bilimler hakikaten bizi yaradana en çok yaklaştırandır. Ve şunu söyleyeyim. Allah bize öyle güzel bir nimet vermiş. En güzel nimeti aklı vermiş. Ve bu bir mucizedir. Nasıl bir mucize? Akıl, öyle bir akıl vermiş. Biz bu kainatı anlayabiliyoruz. Bu akılla anlayabiliyoruz. Değil mi hocam? Bu işte bir mucizedir. Anlamamız. Eşrefi mahluk yapan şey. Evet. Anlamamızdır. Anlayış sahibi olmamızdır. Eğer anlamasaydık o zaman bir problemler vardı. O zaman insanlar hala acaba... tuhaflık mı var? Ama öyle bir şey yok. Her şey o kadar güzel, her şeyde o kadar kendi içinde büyük, müthiş bir intizam var ki. Bunu anlamak için o zaman ne yapmak lazım? Ben temel bilimci olduğu için bugün temel bilimden gideyim. Hiç sıkıntı temel, yok hocam. Yani temel bilimci ben olmak. Ben söylemek istediğinizi çok yanıyorum. Ben zaten çatı branşlar diyorum mesela buna evet. ve çok önemsiyorum yani. Evet. Yani ben olsam öğrencilerimizin yerine hakikaten eğer şey yapmak istiyoruz hayatlarında farklı bir yaklaşım, farklı bir bakış açısı istiyorlarsa bence temel bilimci olsunlar. Mesela hocam biliyorsunuz yani şu anda bilgisayarı ele alalım. Yani bilgisayar mühendisliğinden doğan ne kadar alt birim var değil mi hocam şu anda? Evet. Ve bunları bulanlar bilgisayar mühendisleri oldu. Yani belki bugün onun bir küçük parçasından bilgisayar mühendisliğine gitmek zor olabilir ama bir bilgisayar mühendisinin oraya gelmesi o kadar zor değil. Evet. Ve işin ilginç güzel tarafı o bilgisayar mühendisliğinin aslında temelinde ne var? Matematik var. Bravo. Tamamen matematik. Ve bizim bilgisayar mühendisliğinde matematik kökenli o kadar çok hocamız var ki. O kodlama sistemleri değil tabii mi hocam? Tabii ki yani her şey matematikte. Yani o sıfırlar birler meselesi. Yani matematik, evet. iyi bir matematikçi çok iyi bir bilgisayar mühendisi olacaktır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani iyi bir fizikçi çok iyi mühendis olacaktır. Hı-hı. Bunu söyleyeyim. Çünkü mühendisliğin temelinde ne vardır? Matematik, fizik vardır. Çok açık. Çok açıktır. Yani bu budur yani. Bunu anlıyorsanız çok iyi bir mühendis olacaksınızdır. Ben öğrencilerim dediğim gibi temel bilimleri de öneriyorum. Düşünsünler bu konuda. Aynı zamanda sevdiği meslekler. Üniversitemizde de bu konuda hakikaten kendilerini sosyal yönden de geliştirmeleri adına çok güzel kulüplerimiz de var. Aklı başında. Böyle bizim öğrencilerimizi bir görseniz. Yani hepsiyle hakikaten gurur duyuyorum. Böyle kendi halinde ağırbaşlı, son derece efendi ve isteğini ve şikayetini çok güzel dille, nezaket kuralları içinde ifade eden öğrencilerimiz var. Ne güzel hocam. Yani evet. Tabii bir devlet üniversitesiniz. Yani evet. dolayısıyla bunun büyük avantajları var. Evet. Dolayısıyla bu anlamda ki tamamen odağını bilime vermiş. Yani böyle bir takım ideolojik bir takım saplantılarla zihnini sığlaştırmamış. Hayır. Bence bunlar önemli hocam yani. Kesinlikle. Yani muhakkak dediğiniz az önce söylediğiniz sığlaştırmamak lazım. Evet. Çok derin düşünmek lazım. Ne kadar derin düşünüyor o kadar gitsinler. Çünkü hocam daha sonra dediğiniz gibi yani ben buna ideolojik miyopluk diyorum yani. Evet. Yani bu ideolojilerin saplantısına kapıldığınız zaman ötelere uzağa göremiyorsunuz. Zira bilimde sınır diye bir şey yoktur. Yok. Yani her gördüğünüz sınır bir seraptır. Dolayısıyla aynen, konumunuz aynen. değiştiğinde o sınır kaybolur değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Dolayısıyla kafalarını ideolojik çeşitli şeylerle sınırlandırmasınlar, kısıtlamasınlar, ufuklarını açık tutsunlar. Bu şekilde bilimi çok sevsinler. Bilim, zaten bu bir aşk işi değil mi? Bilimi çok sevsinler. Çünkü bilimi yaratan zaten Hazreti Allah. Ya. Yani bunu ben öyle düşünüyorum. Ben tabii eleştirenler olabilir meslektaşlarım da. Saygı duyarım. Ama ben böyle düşünüyorum. Bilimi çok sevsinler. Bilimi ne kadar severse
millet olarak bilimi ne kadar çok seversek, ne kadar bilim ve ilim üzerinde çalışmalarımızı yürütürsek o kadar çok başarılı olacağız. Bu ülke o kadar çok verimli olacaktır. O kadar çok ekonomimiz iyiye gidecektir. Kesinlikle hocam. Yani bütün temelinde bu vardır. Biz de bıkmadan, usanmadan inşallah şey yapacağız. Yani biz dediğiniz gibi hocam, yani tarihsel kodlarımızda biz bunu hikmetle bağlamışız ya, hikmetli ilim. Evet. Yani kalple aklı birleştirip, yani ne o ne o, yani ikisinden de vazgeçmeden. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani çünkü insanı bu özellikleri bakımından, çünkü nasıl ki dualist olarak yani bir ruh ve beden ilişkisi bakımından insanı ayıramıyorsanız, evet, akılla kalbi de ayıramıyoruz. Kesinlikle ayıramazsınız. Hiçbirini birbirinden ayıramazsınız. Ama hakikaten insanın kalbinin de gördüğü şeyler vardır ki onlar aslında daha derindir. İnşallah. Hocam son 3 dakikaya gelmişiz. Nasıl getirdiniz? Vallahi ben bilmiyorum. Vallahi billahi. Ya hocama ben çok ayrı bir muhabbet besliyorum. Vallahi herhalde ondan oldu. Karşı öyleyiz gerçekten. Ama bunu son şeyler de söyleyeyim öğrencilerimize. Dediğim gibi uçak mühendisliğini açıyoruz. Eğer uçak mühendisi, eğer motor yapmayı, motorla ilgili işler yapmayı seviyorlarsa lütfen uçak mühendisliğimize yazsınlar. Hı hı. Ülkemizin ihtiyacı var. Kesinlikle hocam. Yani biz açık gelecek artık uzayda, havacılıkta. Kesinlikle. Değil mi hocam? Gelecek yani, havacılıkta. Çok... Ben bütün öğrencilerime şunu söylüyorum. Sizler bizleri geçmelisiniz. Hı. Bizi geçmediğiniz zaman bu ülke ilerleyemez. Bizi geçeceksiniz. Bizden çok daha iyi olmanız lazım. Bütün o Allah'ın size verdiği, değil mi hocam, o şahsınıza münhasırlıklarla birlikte, o farklılıklarla birlikte. Çünkü birbirimize benzediğimizde de değil, olmuyor işte. Olmaz. Bizi geçeceksiniz. Bravo. Bizi gezmek için çok daha çalışacaksınız. Bizi geçin ki ülke şey olsun, ilerlesin. Değil mi hocam? Dolayısıyla öğrencilerimize hep bunu söylüyorum. Lütfen tatil bitti. Yaz tatili yok artık. Çok çalışacaksınız. Evet. Bu Allah'ın dediği de böyledir. Kesinlikle. İnsani olarak da böyledir. Çok çalışmak en güzel şey. Yeter ki birbirini çalışırken huzurlu. Yani birbirini, değil mi hocam, o organize olabilmeyi. Ürün çıkar. Yani hakikaten dedi geçen yine zannediyorum siz mi dediniz hocam, zihni beni yanıltmasın ama. Yani beni geç ama bana çelme takma. Evet, geçsin. Geç ama bana çelme tak. Aynen öyle. Yoksa ben açtım. Yani senin için buradayım zaten. Tabii ki. Tabii yani ki. Beni geçebil diye. Tabii ki. Ben çünkü, değil mi hocam, dağarcığımdakini sana veriyorum ki, evet, sen benim çektiğimi bir daha çekmeden elde et. Evet. Üstüne bir şey koy da git. Üstüne sen bir şey koy. Tabii. Bu iş böyle olması lazım. Aynen öyle. Yani bu aslında siz, yani ya da bir öğretmen, bir hoca büyük bir fedakarlıkla kendindekini veriyor. Evet. Yani. Ama vermek de zorundayız. Tabii. Bu bizim, yani ben bunu hep bunu söylüyorum. Bu benim vatandaşlık görevim. Aynen hocam. Ben kendi vatandaşıma sahip olduğum hepsini ne biliyorsam vermek zorundayım ki onlar alsın, onlar üstüne bir şey koysun. Çok doğru hocam. Yani doğru. Bu beni hiçbir zamanda gocundurmaz. Aman ha saklayayım. Bilgiyi saklamak kadar ahmaklık yoktur. Ne olacak değil mi hocam ya? Niye alıyoruz ki o bilgiyi zaten? Alıyorum ki ben. Niye o enerjiyi? Ben, benimle beraber toprağa gitsin diye mi? Tabii. Tam tersine ilimi saçmak lazım. Tabii. Paylaşmak lazım. Yani herhalde hocam dediğiniz gibi yani o egosantrizm en büyük körlük olur herhalde. Kesinlikle yani öyle bir şey ya. Yani. Bu böyle bir şey. Yanlış yani. Bir bilim insanı bilgisini muhakkak paylaşmalı. Kesinlikle. Paylaşabildiği kadar bunu anlatmalı, halka anlatmalı, öğrencisine anlatmalı. Bilgisini paylaşmayan bilim insanı olur mu? Bilim adamı bilim insanı denmez ona. Evet hocam, çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Çok sağ olun, ne güzel anlattınız yine hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz, iyi ki geldiniz. Estağfurullah. Gebze Teknik Üniversitemizi tanıdık. Muhammed Hasan Aslan hocamız, profesör, rektörümüz. Gerçekten zamanı çok hızlı akıttı bizim açımızdan. İnşallah yeni öğrencileriyle huzurlu, sağlıklı bir yıl temenni ediyoruz kendilerine. Efendim, çok bu bölümü de bitiriyoruz. Ederim. Diğer bölümde yeni bir üniversitemiz var. Tekrar karşınızda olacağız.